Hemşir Genç'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gene Efsanoğlu'la başlayacağız. Ama farkı şu, bugünkü Efsanoğlu'muz kaleci kariyeri olacak. O şekilde şimdi orijinal oyuncu oluşturacağız. Bu arada arkadaşlar bugün Arife günü. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Hepinizin bayramını kutlarım öncelikle. Burada hemen oyuncu adı bölümüne. Oyuncumuzun adı ne olsun abi? Bir saniye, maç anlatım adından seçeceğim abi. Şöyle mesela Z'ye geldik. Ya bunu bakabiliyoruz da. Mesela ne? Garip garip isimlere bakalım. Masuaku. Menes biliyorum. Mbia. Böyle bir garip bir isim. Q ile başlayan isim mi var? Ha, Quaresma diyor. Doğru. Neyse ya, biz şuradan bir şey seçelim. Kendi ismimi koyayım gene. Bir öncekindeki gibi. Ali Sissoko. Buraya da Ali yazalım abi. Forma adımızı da Ali yaptık. Ali yazmamız lazım. Görünüm arkadaşlar, sadece saçı değiştireceğim. Saçımız kuru, şöyle kısa olacak. Şöyle. Tamam, fazla bir değişikliğe gerek yok. Vücut yapımız önemli tabii ki de. Böyle bir 1.90 boyumuz olsun abi. 80 kilomuz olsun ideal. Forma stili. Şimdi kramponlar. Bir kaleci krampon. Bir kaleci krampon nasıl olur? Abi. Ben şu turuncu kramponu seçeceğim. Bant, oyuncu eldiveni tabii, kaleci eldiveni. Onlar falan ayarlarız artık kaleci olunca da. Mevkiyi falan seçemiyoruz direkt. Yani buradan forma stilini ayarlamam lazım. Tayıtlar kapalı. Tişört kolu uzun olacak her daim. Tişört iplik dışında standart. Açık mı olsun? Açık olsun, yani kalbimiz böyle olsun. Tamamdır. Hemen hareket stili. Fazla koşmayacağız ama şöyle bir bunu 3 yapalım. Bunu da 3 yapalım. Köşe vuruşunu falan biz kullanmayız. Bunları ayarlamaya gerek yok. Hemen okey diyoruz. Burada bayağı gördüğünüz gibi bayağı ayrıntılı bir şekilde mevkileri veriyor. Şimdi savunma arkasında alakayı korumak için sık sık ileriye çıkan kaleci mi olacağız? Yoksa kale çizgisinde kalmayı seven kaleci mi olacağız? Şahsen ben hücumcu kaleci olmak istiyorum arkadaşlar. Burada bizim özelliklerimiz gösteriyor. 80 refleksi bayağı fazla ama bilmiyorum, bakacağız artık. Yeni bir oyuncuya göre 67 ortalamamız var. Şimdi lig olarak hangisini seçsem diye düşünüyorum. Ben böyle bayağı bir aksiyonlu bir lig olmasını istiyorum. Her maç böyle aksiyonlu olsun. İngiltere liginde başlayalım. Çünkü İngiltere ligindeki takımlar genel olarak diğer takımlardan daha da iyi, yani biliyorsun siz de. O yüzden takımlar daha iyi olduğu için her maçımız aksiyonlu olacak. Ve hemen seri öncesinde şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Önemli anları şey yapacağım, göstereceğim size. Böyle işte keseceğim, şey yapacağız. Öyle her pozisyonu göstermeyeceğim, keserek göstereceğim. Evet, yeni kulübümüze geldik abi. Hangi takımdayız bakalım. Dorset Shire, aynen. Diğer efsaneyle başladığımızda da bu takımdaydı. Şuradan hemen otomatik kaydeti seçelim. Evet, etkinleştir. Evet arkadaşlar, ilk sırada forvetimiz var. Hernaven'da oynuyoruz biliyorsunuz. İzlemediyseniz forvet kariyerini izleyebilirsiniz. Burada oyuncu menüsünden, antrenman bölümünden pas verme ve şut çekme biraz artabilir. Pas verme, top sürmeye de çok gerek yok. Defans çok önemli.
Hız da birazcık önemli aslında. Pas verme tabii ki de önemli bir kaleci için. Dayanıklılık, fizik, hız bunlar önemli şeyler. Hangisinden alalım? Şut çekmeyle pas verme. Bir tane ondan aldım. Fizik artsın bir de. Fiziğimiz önemli. Dayanıklılık. Aslında dayanıklılığa da fazla gerek yok. Şöyle fiziğimizi de tamamen arttırsak, bir tane de hıza versek. Hani ileri çıkacağız ya hücumcu olduğumuz için. Şu şekilde iyi arkadaşlar bence. Şu an durumumuz iyi yani. Hemen ileri diyelim arkadaşlar. Çok çabuk maçlar olacak arkadaşlar. Çok çabuk bitecek yıllar. Neden diye sorarsanız, bir videoda bir 5-6 maç olur. Hani sadece kurtarış yaptığım bölümleri alacağım. Yani o gol pozisyonlarını falan katmayacağım. Bizim için önemli olan şeyimiz, kurtarışlarımız falan, yediğimiz goller. Onları çekerim sadece. Bakalım, ben de öyle çok da iyi değilim kalede. Hani PES 2015 falan oynadım. Bu arada 4-0 yenildik maçımızda. PES 2015'te kaleciliği falan yaptım hani. Ben de fazla iyi değilim ama şu an baktım YouTube'da kimse çekmemiş. Hani merak edenler vardır. Oyunu olmayanlar yani. Öyle bir şey, oyunu açamayanlar, oynayamayanlar, sistem gereksinimleri yetmeyen kişiler merak ediyordur. Doğal olarak ben olsam ben de merak ederim. Öyle bir durumda olsam. O yüzden abi dedim şöyle bir çekeyim. Umarım beğenirsiniz seride. Önümüzde Tyneside maçı var. Bakalım alacak mı bizi? Evet, kadroda değiliz. Acaba ne zaman alacak? Kupa maçında alır herhalde. Hani bizi alsalar da maç yenseler neyse, sonuncuyuz yani ligde de. Messi olmuştur. Başka kim olacak yani? Aslında bence Ronaldo'nun olması gerek, tabi tartışılmaz bu. Hemen ileri alıyoruz. Ne zaman çıkacağız acaba maç oynamayan? Arsenal maçı var. Bir de bu maçta alıyormuş. Şaka gibi, Arsenal maçında aldı. O kadar maçta almadı. İyi, enteresan, sonraki maça git diyelim. Şimdi forma çok da önemli değil ama bakalım şöyle, hani biz kaleci olduğumuz için oyun planına baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi kaleciyiz böyle. Artık başlayalım arkadaşlar. Bakalım Superstar modunda kalecilik nasıl oluyor? Alışmaya çalışacağım. Daha ayarları falan, oynanışı, böyle kontrolleri fazla bilmiyorum ama ayarlamaya çalışacağım artık. Umarım güzel bir seri olur. Bakalım. Şimdi kamera ayarı çok önemli arkadaşlar. Şimdi kamera ayarına bakalım. Kamera türü. Dinamik geniş var. Taraftar var. İki, oyuncu 2. Oyuncu 2 olsun abi. En iyisi böyle. Arkadaşlar ben önemli ataklarda keseceğim. Önemli pozisyonları o şekilde devam edeceğiz serimize. Evet, şimdi çok hızlı geliyorlar. Alexis Sanchez'le. Sanchez vurdu. Mükemmel çıkarttı. Sanchez vurdu, mükemmel çıkarttın. Bu şekilde kariyerimizdeki ilk şutu çıkardık arkadaşlar. Şimdi çok net gözükmüyor bu pozisyondan, bu kamera açısından ama aslında kamera açısında değiştirebilirim ama bu daha iyi gibi. Hani böyle ataklarda falan çıkıp kayacağız falan, daha iyi gibi. Bakalım, mükemmel çıkarttık şutu. Durum hala 0-0 oyunda. Giroud vurdu. Ah be. Kariyerimizi ilk gol yedik arkadaşlar ama çok güzel vurdu Giroud. Ben de bir şey yapamadım. İzleyelim pozisyonu. Fena yer almadık hani. Belki ben kötü yerde durmuş olabilirim ama şu an bilmiyorum. Giroud çok sert vurdu. Yattım ama alamadım arkadaşlar. Cidden yani şu pozisyonu kurtarmayı çok istedim. Biliyorsunuz ilk kurtarışımızı mükemmel yaptık ama defansın da hatası var. Önünü açmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Durum 1-0. Artık alışmaya çalışacağız. Orta açarken falan ayarlamaya çalışacağım. Şimdi Gibbs'e doğru. Gibbs
Çok sıkıntılı pozisyon benim için de. Yerimi almaya çalıştım. Kazorla. Atladım ama tutamadım. Allah'tan direği değdi. Şimdi yeniden Cazorla'da mı? Defansımız başarılı. Şimdi Wilshere uzattı ileriye. Ve hakem bitti diyor. 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. İlk profesyonel maçımızda bir gol yedim. Şöyle hemen bireysel sonuçlara bakacağız birazdan. Bireysel maç kayıtları. Burada kalecilere özel. Evet, kurtarışlar arkadaşlar. 3 şuttan 3 şuttan 2 tanesi kaleye gelmiş ve bir tane kurtarış yapmışım. Öyle gözüküyor. Şu an ilk maçımızda böyle. Yediğim bir goldü arkadaşlar, biliyorsunuz. Şey pozisyonundan yedik onu da. İşte defans çok boş bıraktı. Yattım ama tutamadım. Yani takımımız şu an 3'te 0 yaptı gene. Her zamanki gibi batırıyor. East Dorshays takımı. Şimdi transfer sezonunda son gün arkadaşlar. Artık bu takımdan devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki maçımız kiminle. Evet, West Midlands City takımıyla karşılaşacağız arkadaşlar. İlk 11'deyiz. Bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyeceğiz. Çok güzel kurtardım. Orada bir hata yaptım başta. Çok öne çıktım arkadaşlar. Geri yerimi alamadım ama çok müthiş kurtardım cidden. Rakip takım tekrardan kontratağa kalkmaya çalışıyor. Thomas'a doğru. Thomas! Mükemmel çıkardık gene. Gene mükemmel çıkardık Thomas'ın şutunu. Bir gol attık arkadaşlar. İlk yarının ortalarında. Ve rakip takım durumu eşitlemek için durmadan atak yapıyor. Bu pozisyonda çok etkili geldiler. Ve biz de çok güzel yattık bu şekilde, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi korner kullanacaklar. Kalemde dikkatliyim. Kamerası çok garip. Cidden topun nereye indiğini bile fark edemiyorum arkadaşlar. Şimdi Wilson ikinci golü attı arkadaşlar. Maçta ikinci golü attık. Şu anda 2-0 öndeyiz. Ve takımımız üçüncü golü atıyor arkadaşlar. 3 yaptılar. İngiltere kupasında coşuyorlar. Ligde yapamıyorlar şunları. Pug attı. Hemen golü göstereyim size. Atak bu şekilde. Sağ kanattan gelmişiz. Vurmuşuz. Direkten döndü orada. 7 numaranın şutunda top ağlarla buluşuyor. Ve 3-0 öndeyiz. Bizim de maçta muhteşem kurtarışlarımız var. 2 tane. Takımı belki de ayakta tutan kişi biziz. Rakip takım çok etkili geliyor. Grons vurdu. Alabilir miyim? Şimdi öne çıktım. Kale boş kaldı bir an. Top tekrardan onlarda, vurdu. Mükemmel çıkarttım. Defansımız etkili. Çok güzel çıkarttık. Sonra top yeniden kale çizgimizde kaldı ve defansımız uzaklaştırdı. Ve takımımızın bulduğu 3 golle ilk galibiyetimizi aldık serimizde arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Bakalım bir sonraki maçımız South Northwood takımıyla yapacağız arkadaşlar. Bakalım o maçta bizi neler bekliyor. İsterseniz hemen o maçımıza geçelim. Arkadaşlar, South Northwood maçına hocamız bizi almadı. Şimdi artık önümüzdeki maçlara bakacağız. O maçta kadroya seçilmedik. Milli takım da almadı bize. Bazı maçlarda oynatıyor hoca, bazı maçlarda oynatmıyor. Kupa maçında oynattı. Çok başarılı bir performans gösterdik ama South Northwood maçını almadı ve yenildik sanırsam o maçta da. Şimdi bugünkü maçta da kadroda değiliz. Ligde son sıradayız. 0 puanlı arkadaşlar. Şaka gibi. Ve gene yenildik. Yani berbat bir takım, inanılmaz derecede berbat, öyle söyleyeyim size. Sadece kupa maçında galibiyet alabildik. Manchester City ile yapacağız. Sıkıntı yok arkadaşlar, almasın maça. Kariyerimiz devam ediyor. Yedek kulübesindeyiz. Yedek kulübesindeyken maça girme ihtimalimiz olmadığı için maça atlayacağım gene.
Durup durup da bizi maçı sokacak değil yani. Kaleci sakatlanmadığı sürece. 6 maç, 6 mağlubiyet aldık arkadaşlar. Rezil bir takımız cidden yani. Bizi bu takıma neden verdiğini şimdi anladım. Keşke İngiltere Ligi'ni seçmeseydim ama aksiyonlu olur diye seçtim. Şimdi kupa maçında kimle yapacağız? Liverpool'la yapacağız. İlk 11 aldı arkadaşlar. Bakalım videomuzdaki 3. maçımıza geçelim artık. Balotelli Sterling'e verdi. Ben de yerimi aldım şimdi. Sterling tekrar Balotelli'ye. Çok dikkatliyim kalede. Balotelli vurdular. Defansımız kesti. Coutinho sağ kanada verdi Johnson'a. Yine tehlikeli geliyorlar. İçeri orta. Yeniden defansımız başarılı. Allen aldı şimdi. Allen vurmadı. Kaptırdılar. Yapmayın oğlum. Çıkartın topu. Ver bana. Tamamdır. Jones'u gördüm ileride. Jones kaç oğlum araya. Jones'a doğru uzun bir pas. Jones yetişir mi? Kaleci çıktı aldı. Ben şimdi kaleme geçiyorum arkadaşlar. Tehlikeli geliyorlar. Sterling, Balotelli, Markovic. Aman diyeyim. İzleyin arkadaşlar. Ben yanıldım, ters köşeye attım çünkü çarptı orada. Defansımıza çarptı büyük ihtimalle. Markovic böyle al topu. Lazar Markovic bir de çalım atmış. Vurdu. Defansımızdan çıkmış. Az daha gol yiyorduk. Ben ters köşeye attım. Girebilirdi. Şimdi tehlikeli atak, korner arkadaşlar. Gerrard açtı. Allen'a doğru arkaya. Şimdi top yeniden Liverpool'larda olması lazım derken ilk yarı bitti maçta. Sterling verdi pasını Balotelli'ye. Allen aldı şimdi. Tehlikeli geliyorlar Balotelli'ye. Balotelli vurdu zannettim ben. Köşeyi atacaktım. Allen aldı tekrardan. Balotelli vurdu. Çıkartamadım. Balotelli çok sert vurdu. Çıkartamadım arkadaşlar. İsterseniz golü izleyelim. Allen aldı şimdi. Sterling'e verdi. Gene tehlikeli geliyorlar. Sterling köşede bekliyor. Zaman geçiriyor artık Sterling. Ve oyuncumuz da saca çıkartıyor. Hakem Coutinho'ya hızlı ol diyor. Zaman geçiriyorlar. İleri doğru uzun oynayacaklar. Balotelli direkt vuracaktı gelse. Gene Allen aldı. Allen bugün çok fazla top kaptı defansımızdan. Sterling gene köşede. Gene aynı şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Kornere çıktı. Tehlikeli aman diyeyim. Kale dikkatliyim şimdi. Gerrard. Büyük ihtimalle pas verecek gene. Gene Sterling'le. Gene zaman geçirmeye çalışacaklar. Bu sefer dışarıda. Başarılı olamadılar. Ben de ileriye uzatıyorum artık son dakikalar. Belki çeviririz maçı. Belki gol atarız. Uzun bir top. Bir saniye. Defansımız da çıktı ileriye ama artık pek faydası yok arkadaşlar. Liverpool oyuncular artık vakit geçiriyor. Balotelli de top, defansımız kaptı. Maçın bitmesine artık çok az kaldı. Son bir şans mı? Artık maç bitti arkadaşlar. Top Liverpool'larda. Onlar da zaten top çeviriyorlar artık. 1-0 yeniliyoruz. Oyuncularımız böyle üzülüyor. İngiltere Kupası'nda maç alındık gene. Ama İngiltere Kupası'ndan eleniyoruz. Önceki maçta geçmiştik. Bu maçta eleniyoruz arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum ama bizim takım artık pasif olduğu için daha da fazla bir şey gelmiyor elimden cidden arkadaşlar. 3 maç oynadık kariyerimizde. Şimdi East London maçı var. Büyük ihtimalle almayacak beni. Bakalım. Kadroda değiliz doğal olarak. Artık zamanı ileri sağdırmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz.
Yani 2 puan alabilmişiz arkadaşlar. Hatta pardon, 3 puan alabilmişiz. Bir galibiyetimiz var. Ben size 3 maçta 5.7 oynayabilmişim. Bir forvet değilim yani, sonuçta 8.5 oynayamam. Anca çok fazla kalemizde pozisyon bulursak ve hepsini çıkartırsam 8.5 oynayabilirim. Onun haricinde o kadar yüksek olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Biz bir kaleciyiz. Takımımızı korumamız lazım. Şimdi bakalım bu maç alınacak mıyız? Artık herhalde çoğu maç alınmayacağız. Evet arkadaşlar, ben alındığımız maça kadar sardırayım. Evet arkadaşlar, hoca bizi hemen bir sonraki maçta ilk 11 aldı. Artık bizi denemek istiyor büyük ihtimalle. Hemen sonraki maça geçelim. Bakalım bu maçta neler olacak. Cork. Defansımız etkili. Bir pas hatası daha yaptılar. Şimdi çok net yerden bir frikik arkadaşlar. Bakalım çıkartabilecek miyim? Çıkartamadım. Çok sert vurdu Sigurdsson. Ben de çıkartamadım arkadaşlar. Elimden bir şey gelmedi pozisyonda. Görüyorsunuz, böyle atladım. Milim bir farkla. Cidden milim bir farkla kaçırmışız. Kurtaramamışız. Durum 1-0 oldu. Tyler. Sol kanattan tehlikeli geliyorlar. Tyler bir çalım attı. Pasını verdi. Dyer. Vurdu, çıkardım. Dyer'in şutunu çok iyi çıkardık. Bizi oynadılar tekrar. Oliveira da kaydı orada. Oliveira'ya bir fake attık. Tehlikeli bir atakla daha geliyorlar. Sigurdsson. Oo, müthiş çıkarttık. Bir daha müthiş çıkarttık. Allah'ım, ne kurtarışlar yaptık öyle. Tahmini yaptım arkadaşlar. Şurada tamamen tahmini attığım ikincisinde direkt böyle bir çıkarış yaptık. Kalecimiz mükemmel ya. Cidden mükemmeliz ya. Defans, pardon, rakip takımın forveti böyle üzülüyor. Bu atak sonrası ortayı yaptılar. Vurdu. Bir şut daha çıkarttık. Muhteşem bir kurtarış daha yaptık. 3 mükemmel kurtarış. Alkış alıyoruz taraftarlardan. Bu maçta yeniliyoruz arkadaşlar. Neredeyse her maç yeniliyoruz. Bu maç cidden çok güzel kurtarışlara imza attık ama yeterli olmadı. Biliyorsunuz yediğimiz golde uzandım ama tutamadım arkadaşlar. Şu an ligde de son sıradayız 3 puanla. Yani 9 karşılaşma ve 3 puan. Cidden berbat bir skor ama biliyorsunuz her kariyerin başlangıcında böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Böyle durumlar olabiliyor. Ne yazık ki bizi kötü bir takıma attı. Defansımız iyi değil. Takımımız gol atmıyor. Evet arkadaşlar, kaleci kariyerinin bugünkü videosu bu kadardı. Bir sonraki videoda STR takımıyla ilk 11'de çıkacağız maça. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.